Bu videoda size aldol tepkimesinin mekanizmasını anlatmak istiyorum. Aldol tepkimesi organik kimyadaki en önemli mekanizmalardan ve tepkimelerden biri. Çünkü karbon-karbon bağları oluşturmanın güçlü bir yolu. Aslında bu videoda göreceklerimiz enol ve enolat iyonları ve keto-enol tauterleşmesi ile ilgili bir tekrar niteliğinde olacak. Hadi birkaç aldehitle başlayalım. Kolaylık olsun diye hepsine aynı yapıyorum. Evet, bu aldehitlerden biri. Bir de yanına karbon zinciri ekleyelim. İşte bir R grubu. Herhangi bir uzunlukta olabilir, fark etmez. Burada başka bir karbonumuz daha var. Bu da karbonil grubuna bağlı. Aslında bu tepkimeyi ketonla da yapabiliriz ama aldehitle yapalım. Bu arada buradaki karbon tepkime de çok önemli olacak. O yüzden onun hidrojenlerini de ekleyelim. Tabii normalde bunları çizmem gerekmiyordu ama önemli diye çizdim. Daha önce videolarımızdan hatırlayacağımız gibi karbonil karbonun yanındaki karbona alfa karbon deniyor. Bu bir keton olsaydı bu da alfa karbon olurdu. Tabii burası karbon olsaydı. Şimdi bu tepkimede göreceğimiz şey tepkimenin kendisini keşfetmenin yanı sıra bu hidrojenler zincirin geri kalanındaki karbonlara bağlı olan tipik hidrojenlerden çok daha asidiktir. Sebebi de şu bu proton başka bir şeye verilebilir ve elektron bu karbona gidebilir. Ve böylece rezonans kararlılığı olur. Neden bahsettiğimi birazdan göreceğiz. Şimdi iki molekül çizeceğimi söylemiştim. Çünkü iki taneye ihtiyacımız olacak. Aslında iki molekülü bir araya getireceğiz demek daha doğru olur. Evet, şimdi buraya bir tane daha aldehit çizelim. Simetrik de yapabilirdik ama bence şimdilik birebir aynı molekül üzerinden gidelim. Farklı bir renk kullanıyorum. Burada R grubumuz yanında oksijenimiz var. Ve bu kez buradaki tüm hidrojenleri çizmeyeceğim. Ancak bu ve şimdi çizdiğimiz birebir aynı moleküller. Burada hidrojenleri çizmedim, hepsi bu. Şimdi size göstereceğim aldol tepkimesi bazik bir ortamda olacak. Bu tepkimenin bazla katalize edileceğini tahmin edebilirsiniz. Ve diyelim ki bunun etrafında bir miktar hidroksit bulunuyor. Yani hidroksit anyonları Evet, diyelim ki bunun etrafında bir miktar hidroksit anyonumuz var, eksi yüklü. Az önce bu hidrojenlerin karbon zincirinin başka bir yerinde yer alan hidrojenlerden çok daha asidik olduğunu söylemiştim. Bahsettiklerim alfa hidrojenler. Böylece hidroksitten bir elektronun bu protonlardan birine verildiğini ve daha sonra bu hidrojenle ilişkili olan elektronun da bu alfa karbona geri verildiğini hayal edebilirsiniz. Eğer bu olsaydı tepkime de bir sonraki adım şöyle görünecekti. Tepkime dengede olsun. Evet, bir sonraki adımımızın ürünleri bununla denge içerisinde olacak. Karbon zincirimiz yani molekülün devamı şurada. Bu R harfi zincirin herhangi bir şey olabileceğini göstermek için. Devam edelim. R grubu alfa karbona bağlı. O da karbonil grubuna bağlı. Karbonil grubuysa hidrojene bağlı. Aslında hidrojeni çizmeme gerek yok. Çünkü burada olduğunu biliyoruz. Ancak yine de bu alttaki hidrojeni buraya ekleyeyim. Diğer hidrojen alınmıştı ve bu alfa karbon artık eksi yüklü. Çünkü o protondan elektron aldı. Ve elbette hidroksitimiz var. O da bu hidrojeni aldı ve su oldu. Şimdi bunun asidik olmasının nedeni rezonans kararlılığı. Hemen gösteriyorum. Buradaki alfa karbon elektronunu karbonil karbona verebilir. Ve karbonil karbon elektron alırsa buradaki oksijene elektronunu verebilir. Bu da çift bağı kırmış olur. Böylece bu konfigürasyon şununla rezonans kararlılığında diyebiliriz. Çizelim. R grubu ve oksijenle yapılan tek bağ var. Oksijen elektron alıp eksi yüklü oldu ve aynı şekilde artık çift bağımız da var. Hidrojeni çizebilirdik ama burada olduğunu biliyoruz. O yüzden çizmeye gerek yok. Bu yapı size tanıdık geldi mi? Enolat iyonu. Doğru bildiniz. Yazalım. Enolat iyonu. Burada bir hidrojen olsaydı ürünümüz enol olurdu ve diyebilirdik ki bu keto formu, bu da enol formu. Bunu daha önce görmüştük. Şimdi enolat iyonu ile ilgili ilginç olan şey nükleofil görevi görebilmesidir. Diğer aldehitin karbonil grubuna nükleofilik bir saldırı gerçekleştirebilir ama bunu hiç de alışılagelmeyen bir şekilde yapar. Şimdi size bu hamleyi nasıl yaptığını göstereyim. Burada karbonil grubumuz, hemen yanında alfa karbonumuz var. R grubu da burada. Aslında hidrojen de var ama çizmedim. Farkındaysanız bunu ters çevirdim ama aslında ikisi de aynı molekül. Buradaki moleküller rezonans yapılarıdır. Zaten bu hidrojenin karbon zincirindeki diğer hidrojenlerden daha kolay alınmasının nedeni de budur. Yani karbonil grubuna alfa hidrojeni almak daha kolaydır. Elinizde bu rezonans yapısı olduğu sürece tabi. Ancak bu enolat iyonu özellikle bu konfigürasyonda olduğunda şunun gibi bir şey yapabilir. Oksijen kendi elektronunu karbonil karbona geri verebilir. Ve bu olduğunda bu molekül bir elektronundan vazgeçmiş olur. Yeni bir renk seçip devam edeyim. Vazgeçtiği bu elektron buradaki karbonil grubuna bir nükleofilik saldırı yapabilir. Bu kez başka bir renk seçeyim. Ve eğer karbonil karbon bir elektron alırsa şuradaki oksijene bir elektron verebilir. Bunu da yaptıktan sonra bir sonraki adımımıza gelelim. Yine aynı şekilde denge içinde olacak. Oradan buraya geldik ve şimdi elimizde neler var bir bakalım. Soldakiyle başlıyoruz. İlk olarak oksijeni ve çift bağını çizmeye başlayalım. Bir zamanlar aldehit olan yapının geri kalanı da burada. Yine aynı rengi seçerek buradaki R grubumuzu ekleyelim. Ancak bu elektron diğer aldehite saldırmıştı değil mi? Buradaki bu alfa karbon şurada da aynısını göstereyim. Artık karbonil karbona bağlı. Yani şimdi buradaki karbonil karbona bağlı. Önceki rengimizi turuncuyu kullanıp çizelim. Bu karbonil karbonun şimdi bu oksijenle tek bir bağ olmuş oluyor. Bu elektron geri alınmıştı. Yani artık bu oksijen eksi yüklü ve kendi alfa karbonuna bağlı. O da başka bir gruba, muhtemelen bir karbon zincirine ya da bir alkil grubuna bağlı. Ne demek isterseniz diyebilirsiniz. Çünkü hepsi ihtimal dahilinde. Ve son adımımıza geldik. Bu anyon daha önce oluşturduğumuz su molekülündeki hidrojeni alarak eksi yükünden kurtulabilir. Tabii aynı molekül olmayacak. Ancak önceki adımda oluşturduğumuz bu su molekülünden hidrojen alabilir. Ve elbette bunların hepsi bazik bir ortamda olacak. Bu hidrojene bir elektron verebilir ve daha sonra hidrojen protonu da elektronunu kaybeder. Yani hidroksite verir ve hidroksit tekrardan eksi olur. Peki, son ürünümüz ne olacak? Ona bir bakalım. Şuraya bunu tekrardan çizmeye çalışayım. Şimdi elimizde molekülün bu kısmı var. Yani karbonil karbon burada ve buradaki R grubuna bağlı. Yani şu kısım. Hatta yine aynı renkleri seçelim. Şuradaki bağ aslında bu bağ. Devam edecek olursak şuradaki karbonda bir karbona bağlı. O da bir hidroksit grubuna bağlı. Çizelim. Burada yer alan oksijeni yan tarafta şu şekilde gösterelim. Tabi hidrojeni aldığı için de burası artık bir hidroksil grubu yani OH grubu. Ve son olarak burası kaldı. Bu da bir zamanlar alfa karbon olan karbona bağlı. O da bir R grubuna bağlı en başından beri burada her zaman bir hidrojen olduğunu hatırlayabiliriz. Peki buna neden aldol tepkimesi deniyor ve neden önemli? Buna aldol tepkimesi deniyor. Çünkü oluşturduğumuz şey hem bir aldehit'tir hem de alkol. İşte aldehit, işte alkol. Aldol kelimesi de bu ikisinin birleştirilip kısaltılmış hali. Bu arada tekrar hatırlatayım. Bu ketonla da yapılabilirdi. Burada bir metil veya etil grubu olabilirdi ya da büyük bir karbon zinciri de olabilirdi ve tepkime yine gerçekleşirdi. Yani aldol tepkimesi sonucu sadece aldehit ve alkol değil, aynı zamanda hem keton hem de alkol olan yapılar oluşabilir. Ancak aldol ismi buradan geliyor. Aldol tepkimesi ile ilgili en önemli şey şu. Bu tepkime bize enolat iyonunun nasıl nükleofil olabileceğini ve alfa hidrojenlerin karbon zincirinin diğer kısımlarındaki hidrojenlerden neden daha asidik olduğunu gösterir. Bu tepkimenin en işe yarar tarafı ise iki karbon zincirini birleştirmesidir. Buradaki alfa karbonla şuradaki karbonil karbonu birleştirebildik değil mi? Sonunda da bu aldol oluştu. Burada halen bir alfa karbon ve şurada da bir beta karbon olduğundan buna bazen beta hidroksi deniyor. Eczacılıkta ya da cilt bakımı konularında bu asitten çokça bahsedilir. Evet, buna beta hidrokside deniyor dedik. Bu alfa, bu da beta. Beta karbon üzerinde bir hidroksil grubu yer alıyor. Bunun tam adı da beta hidroksi aldehit oluyor.